Adım Sarkis, soyadım Çerkezoğlu. Bir Anadolu çocuğuyuz. 1916 doğumluyum. Annem Karaman Ermeni Okulu'na öğretmen olarak gelmiş. 1911'de 18 yaşındayken babam Gazaros Çerkezoğlu'yla evlenmiş. Babam o, o yıllarda Karaman'ın zenginlerinden bankası olan büyük bir zengin. Annem de demiş ki zengin bir adamla evlenirsem işte şu kaderimiz değişir falan. Evlenmiş. Ablam dünyaya gelmiş ve 1914-15 yıllarında da Arabistan'a sürgüne gönderilmişler. O şartlar içinde sürgünlükte çadırların altında benden evvel bir abim doğmuş. Herhalde annem göçe giderken hamile olsa gerek sabaha karşı kardeşim dünyaya gelmiş. Bunları anlatıyorum. Yani bunlar da tarihe geçsin istiyorum. Ee, sabah jandarma gelmiş çadırları sökün. Çünkü adetleridir sabahleyin çadırlar sökülür, Akşama kadar çölde yayan yürütürler insanları. Babam çıkmış demiş ki asker efendi sabaha karşı bir çocuğumuz dünyaya geldi. Müsaadenle bir iki saat annesi dinletsin falan filan. Ulan pezemek demiş biz sizin kökünüzü kazımaya kalkıyoruz. Siz daha hala çocuk mu yapıyorsunuz gibisinden babamın kırbaçla şey der. Neyse bu hikaye. Sonra ben dünyaya gelmişim. Ben o günleri hatırlamam. Arabistan'ın Halep'in bir köyünde Cabul isimde bir Arap köyünde annem beni bir deve ahırında dünyaya getirmiş. Sonra 1918, İngilizler Halep'i işgal ediyor, muhacirlik bitiyor. Ve babam işte o zaman çıkıyor geliyor Karaman'a. Ondan sonra da başına gelmeyen kalmıyor. Tekrar sürgünlük, tekrar kaçaklık, tekrar bilmem ne Yunan Harbi yılları, bilmem ne filan yargılanmalar, margılanmalar. Mal, mülk hepsi araçmazat. Kendisi hapiste, idam tehdidi var. Her şey araçmazat, satılır. Sonra sürgün edilir. Ereğli'ye gelir. Ereğli'de bir süre kalır. Biz de Ereğli'ye geldik. Öylelikle kaldık. Geldik ki babamızı oradan da sürmüşler. Velhasılı bu şartlar içinde bizim okula gelme zamanlarımız geldi. Annem tabii çocukların okutma telaşı içinde. Ereğli'de okul yok, bir şey yok. E, annem illa tutturdu bu çocukları götürelim İstanbul'a okutayım. Babamın hiç gücü yok, hiç yapacak bir hali yok. En nihayet annem ikna etti babamı. Biz 1928'de İstanbul'a geldik. İstanbul'da beni okula götürdü annem. Bir tek kelime Türkçe bilmiyorum. Çalıştı, çabaladı, kapıcılık yaptı, hademelik yaptı, bulaşık yıkadı, pantolon dikti. Yapmadı, kalmadı sırf bizi okutabilmek için. E, gücü neye yettiyse o kadarını yaptı. Ondan sonra bizim gemi karaya oturdu. Biz kalktık, Ereğli'ye gittik. Ereğli'de okulların açma zamanı. Ee, artık ben ayrılmıştım okuldan ee, Öğlen şey oldu aç okulların açılma zamanı geldi babam e hadi Arusyak annemin adı Arusyak'tı i̇şte, oğlanım artık okul zamanı geldi artık okula gönderem deyince annem dedi ki hep efendi diye hitap ederdi babama Hazaros efendi dedi Sarkis artık gitmeyecek okuldan çıktı deyince babam çok üzüldü. Niye gitmeyecek dedi. Nasıl gitsin ki dedi. Defteri buluyor, kitabı bulamıyor, kitabı buluyor, bilmem neyi bulamıyor. Nasıl okusun dedi. E o zaman babam başını eğdi, düşündü, düşündü. Dedi ki ben oğlumu göndereceğim dedi okula dedi. Neyle göndereceksin dediyse annem babama. Atımı satacağım dedi, okutacağım E bu sene atını satarsan gelecek sene ne satacaksın. Gazaros Efendi dedi. O zaman babamın ağladığını hatırlarım kaldık. Marangoz olduk. Bilmem ne yaptık falan filan. Her gece babama iki paket köylü tütünü alır getirirdim. Al baba sana tütün getirdim derdim. Gözleri parlardı. Aferin oğlum benim de hiç tütünüm kalmamıştı derdi ama ben iyi biliyordum ki babamın tütünü alacak parası yoktu. Sonra askere gittik. Dört sene dağların başında askerlik miydi neydi yok kamp hayatıydı işte. Sonra geldim babam vefat etmiş Onları aldım geldim İstanbul'a annem gibi. Çalıştım çabaladım kim memnun ettim işte kız kardeşimi evlendirdim. Yaşımız biraz ilerledi ondan sonra bir evlilik bizim aklımıza düştü. Evlenelim dedik evlendik. Velhasılı hayatımız böyle bir dişmeyle bugünlere kadar geldik. Ama ne serseri olduk ne de şey olduk hiçbir şey olmadık. Daima güzelden yana olduk. Daima doğrudan yana olduk. Bir mücadele hayatımız da oldu. Siyasi de olsa oldu. Bugünlere kadar geldik. İki tane oğlum var. İkisi de üniversite tahsil yaptırdım. Ablamın çocukları da Amerika'da kimisi profesör, kimi bilmem ne. Ve ben şimdi düşünüyorum ki bize bu adımları atmasına, bize insanları sevgi, sevmesini öğreten falan hep o annemdi. O rahmetli annemdi. Evet hayat hikayem aşağı yukarı bu. Sizleri çok seviyorum. Sizin gibi insanları tanıdığım için de çok mutluyum.